ekipmanı tam olmayan, kesinlikle kar kampına çıkmasın. Sadece ekipmanı tam olmayan da, tecrübesi olmayan da yabanda, kış aylarında dağa çıkmasın. Keyifli anları var ama onu 2 ile çarpın. İşkence dolu anları da var. Çok yorulduk. Acayip soğuk. Ay. Dağ çadırı şişirmek kısmet olmadan her yeri kar kapladı. Ayaklara bas. Ay. Pardon. Azıcık da ben yapayım da ısınayım. Ah. Şu. Bak şurada. Ay. Hemen kar tuttu. Direkt kar tuttu. Çünkü çok kötü yağıyor. Bunu da burada bırakmışız. Bir an önce kendimizi içeri atmaya çalışıyoruz. Şuna bak ya, 10 dakikada. Halılar da kar olmuş. Çantamızda. Arka kapıdan sokabilirsin. Ya arka kapıdan da sokabilirsin ki. Arka kapı hep kar. İçeri de girmiş kar. Bağlantı yerlerinden. Buralar kar olmuş. Ha iple mi gerdireceksin? Evet. Gerek var mı öyle, fırtına yok. Bir rüzgar var, fırtına yok şu anda. Önce bir içeriği kurulalım, sobamızı yakalım, tamam. Onu sonra yaparız. Acelesi tamam, yok. Hadi. Sektörü getireyim. Çatal derdine son. Peki bu tarafa doğru gitmez mi? Bak bu tarafa doğru gidiyor. Çatalda da gitmez mi? Gider. Ondan sonra yakarım. güneş açtı. Evet. Özgür yandaki gergilerini bağlıyor. Bakalım bu akşam nasıl geçecek. Sobamızda daha yeni ısındı. Oh, rüzgar bak gene ters esti. Tamam. Kar başladı tekrar. Su kaynayana kadar, çorba olana kadar. Al. So. Özgür odun almaya gitti. Yalnızım burada, korkuyorum biraz. Saat 6 oldu, biz geç geldik. 4 gibi geldik, kurulalım edilelim işte, soba ısınacak falan derken saat 6 oldu. Oh, mis gibi sıcacık tarhana. Oo, kar şiddetini arttırdı. Yani Nisan'ın ortasındayız. Şu kara bakar mısın? Nisan'ın ortasında yağan kar. Çok güzel. Bunda da para kar yağıyor. Tamam, atalım. Oh, geliyor nihayet. Şükürler olsun. Vay, ne güzel sıcacık. Çorba hazır. Harbi mi? Evet. Tam 2 kişilik yapmışım ha. Evet. Şunu da getir. Bayağı odun istifledik. Neredeyse burada 2 çuval odun var. Dışarıyı görebilecek miyiz? Evet. Sinevizyon perdemizi takacağız. Kendimize sinema ortamı oluşturuyoruz. Kampet getirdik bu sefer. Şuralardan ayarlama yapabiliyorsunuz. Ayakları. Demin meyilli ise ayaklar o işi görüyor. Sen düzledin şimdi. Özgür test ediyor. Oo, çok rahat. Sen gene film izlerken uyursun. Şöyle geçeyim. Odunları şu tarafa aldık. Sen nerede yatacaksın? Ne tarafta yatacaksın? Bu tarafta yatacağım mecbur. Bu tarafta mı yatacaksın? İstiyorsan ben orada yatayım, sen orada yat. Sobaya sen odun at. Tamam. Ha? Ben uyurum, kalkmam bak o zaman. Tam orada ben yatarım. Sen arabayı nereye çektin? Arkada. Tam arkada. Tam orada ben yatarım. Yattım, ne oldu? Araba beni korur değil mi? Ben varım kızım, arabaya ne? Allah'ım. Tamam. Hadi izleyelim. Türk filmi mi, yabancı mı? Bakalım, açalım. Tamam. Yataklar da güzel oldu ha. Evet. Evdeki yataktan güzel görünüyor. Ay hadi bakalım. Filmimizi açalım. Bu da dışarıdan. Harika. Seni anlıyoruz. Ölüden farkın kalmamış. Ama şunu söyleyeyim ki atlattım. Ve bundan böyle mutlu olmaya karar verdim. Hadi iyi geceler, ben yatıyorum. Ne? Yatıyorum. Hı -hı. Saat 6. Şu kar yağışının sesine uyandım. Bir de tabii soba sönmüş. Onu biraz soğumuş içerisi, onu uyandım. Dışarısı da sis var. Kar bulutunun içindeyiz şu anda. Ben biraz daha yatacağım şimdi. Dışarının içerisi hamam var ya, uf. Fena. Yani. Şuna bak ya, insana ya. Arkadaş. Gece sobayı söndürmüşsün, üşüdüm. Yok, ben söndürmüş, kaç kere kalktım biliyor musun? Ama en son buraya geçtikten sonra tabii at yapma. İşte ondan sonra bendeydi ve ben içeriği hamam gibi yaptım. Afiyet olsun. Oh, sabah tuvalet için kalktım. Görüş mesafesi oldukça düşmüş. Onu ben gece kalktığımda ben de sığdıramadım ya. Diğer birçok odun sığmadı. Şunun da şu şey var ya. Budak olsun. Budak. Yanına nasıl alacağız bakalım. Budağı alabilir misin? Budağı zor olur mu? Süper ya. Oh be. Girer şimdi. Onlar girer, evet. Yalnız kar şiddetini arttırdı. Hem tipi var hem şey var. Rüzgar var. Bıçağın ağzı köreldi mi ya? Sanki bıçağın ağzı delenmiş gibi. Göster bakayım. Hiçbir şey yok. O bıçak ne bıçağı diye geçiyor? Bu şey ya, denizli yatan 5 milim. 5 milim. Yani bir modeli var mı? Modeli yok. Mesela Rambo falan mı? Yok canım, Rambo bıçağı değil. Normal bıçak işte yani, ismi yok öyle. Ama çeliği güzel. Bak yıllardır da kullanıyorum. O kadar yere vurdum, ağzında hiçbir şey yok. Senin favori bıçağın değil mi? Evet. Yiyemem şimdi şeyleri. Aşkım saçmalama. Deli ya. Ha? Kıtır kıtır diyorum. Rüzgardan etkilenmesin diye dün tutmuştu ya, yukarı doğru verdik. Ondan sonra da yani şurası hareket edebiliyor, yukarı doğru çevirdik. Bir daha da rüzgar gelmedi. Oo, bizim saçağımız var. Ne? Gördün mü? Evet. Bayağı soğuk. Çadır tamamen su geçirmez kumaş. Ay dışarıda hiçbir şey yapılmaz yemin ediyorum. Çok soğuk. Rüzgar var. Şuradan baksana eriyen şeydeki sular. Zemin altındaki sular nasıl erimiş. Aşkım çekil ne olursun, çok üşüdüm. Bir şey olmaz. Ya tamam. Bir dakika dur. Giderken boşaltırız zaten onu. Arkadan geliyoruz. Üşüdüm. Ya ne olur içeri gireyim. Şeyi de alayım da buradan yeter de. Yok. Yapıştırma. Romatizmalarım azmış. Vallahi afiyet olsun. Manyak. Allah Allah. Bir tane daha ister misin? Yok. Çilekli. Zeytin yeseymişsin. 36, 37. 37 tane zeytin yedin. Hmm. Maşallah yarasın. Çalışıyorsun. 37 tek kalmasın. 38 olsun. Ah. Tüttü gene. Açtın ya. Şöyle bir dışarıya geçsek mi? Rüzgar olduğu için çadırın üstünde kar tutunmuyor. Bayağı sağlam rüzgar var. Geliyor kar bulutu. Fırtına geliyor. O yüzüme vuruyor. Artık içeri geçiyorum. Dondum çünkü. Oh. Ay. İçeride durum nasıl? Ayaklarıma bakar mısın? Çoraplarımdan çıkan dumana bak. Karşısı gözükmüyor. Baksana. Fiyat işte. Nerede oldu şu anda? Aşkım saat 4. Ne? 4. Aldın mı? Tam kalktım biraz sonra. Özgür. 5 saat. Harbi mi diyorsun? Evet. Biraz daha yatacak mısın? Yok yok, kalktım. Ay. Ne yiyeceğim baba? Kabına koymadan önce koyabilir miyim? Kabına koyabilir miyim? Yalnız keşke kapı açsaydın. Açık. Şimdi içindeki kalan havayı alıyoruz ve karlı kapatacağız. Yapacak bir şey yok, evet. İpleri üzerinden alamıyoruz. Çünkü ipler buz tutmuş. Sen karşıya geç. Geç karşıya. görüyorsunuz oldukça yorucu. Maalesef. Lütfen ekipmanı tam olmayan kesinlikle kar kampına çıkmasın. Sadece ekipmanı tam olmayan da tecrübesi olmayan da yabanda kış aylarında dağa çıkmasın. Her şey olur. Kamp alanlarında yapılabilir. Ama bizim gibi bu şartlarda tecrübesi olmayan, ekipmanı tam olmayan arkadaşlar çıkmasın lütfen. Yani çok keyifli anları var ama onu 2 ile çarpın. İşkence dolu anları da var. Çok yorulduk. Arabanın arkası full çakılı, arka koltuk çakılı, bagaj full, eşya dolu her yer. Ve gidip bunları da bir de evde yerleştirmesi var. Çok yorulduk. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.